Arkadaşlar merhabalar. İlk videoda gerekli açıklamaları yaptığım için isterseniz burada tekrar üzerinde durmayayım. Okula yardımcı olacak şekilde çok basit düzey anlatarak trigonometriye devam ediyoruz. Şimdi birim çemberden bahsedeyim size arkadaşlar. Birim çemberde ilk derste ufaktan bahsetmiştim. Neydi? Yarıçapı 1 olan, merkezi de orijinde olan bir çember. Trigonometride bunun üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Sebebi de şu. Bakın şimdi siz eskiden şunu öğrenmiş olabilirsiniz, unutanlar için söyleyeyim. Alfa diyelim buraya. Bir dik üçgende arkadaşlar, karşısı alfanın, dibinde manasında komşusu ve hipotenüs. Eğer arkadaşlar kos alfayı bulmak istiyorsak, komşu bölü hipotenüstür. Bunları bileceksiniz bu derste. Trigonometride çok önemli en basit şey. Sinüs alfa arkadaşlar, karşı bölü hipotenüstür. Tanjant alfa karşı bölü komşudur. Ve arkadaşlar kotanjant alfa da komşu bölü karşıdır. Dolayısıyla bunları kullanacağız sorularda. Şimdi birim çemberde de aslında biz gerçekten şunu yapacağız. Bakın şimdi şöyle pozitif yönde bir alfa açısı alayım. Bu noktanın koordinatları x, y olsun. Apsis x'tir, ordinat da y'dir. İster A deyin, ister B deyin fark etmez. İlki her zaman apsis, ikincisi ordinat. Yani şuranın uzunluğu arkadaşlar x, buranın uzunluğu y, yarıçaptan dolayı 1. Şimdi dikkat. Kos alfa neye eşit? X bölü 1. Sin alfa neye eşit arkadaşlar? Y bölü 1. Gördünüz mü? O zaman direkt kos alfa x'e geldi, eşit geldi. Sin alfa da y'ye eşit geldi. O yüzden trigonometride buraya biz kos x ekseni deriz. Y'ye de arkadaşlar sin x ekseni deriz. Haliyle artık bundan sonra size birim çemberde bir nokta verildiği zaman apsis kos alfadır, ordinat da sin alfadır arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Bu bizim için çok önemli bir bilgi. Noktaların apsisleri kos alfa, ordinatları da sin alfa arkadaşlar. Yani x, y'yi kos alfa ve sin alfa olarak değiştirme hakkın var. Sadece birim çemberde. Şimdi A noktasının ordinatı kaçtır denmiş. Ordinat demek y demektir. İkinci yazılan demektir. İkinci yazılan şu düşey olan arkadaşlar, tamam mı? Ve düşey olanın uzunluğuna bakacağız şimdi. Yatay olanın uzunluğu ne? Eksi 3 bölü 5. He. Dik üçgenden burası 3 bölü 5. Ama düşey olanı vermemiş soru bize. Yani sen bulacaksın diyor. Şimdi burasının her zaman yarıçapı zaten 1. Düşey olana da y diyelim arkadaşlar. Peki ben bu y'yi nasıl bulacağım? Pisagor, bir önceki derste bahsetmiştim. Pisagor şudur. Dik kenarların kareleri toplamı. Y kare artı 9 bölü 5. Eşit olmalı 1'in karesine. At öbür tarafa 9 bölü 25 pardon. Y kare 1 eksi 9 bölü 25. Y kare buradan 16 bölü 25. Kare kökünü alırsak y 4 bölü 5 arkadaşlar. Peki 4 bölü 5 nereye karşılık geliyor? İşte buraya. Demek ki bu noktanın ordinatı 4 bölü 5'miş. Bu arada artık şunu söyleyebiliriz. Kos alfa eksi 3 bölü 5, işaretin negatif olduğuna dikkat. Sin alfa da arkadaşlar 4 bölü 5. Bu şekilde apsis ve ordinata direkt yapıştırma hakkınız var artık. Kos alfa ve sin alfayı. Bakın şimdi ikinci soru. Hala sin alfa kos alfa sormuyorum. Sadece birim çember kavramı. Yarıçapın 1 olduğunu unutma. Şöyle dikindirdiğin zaman büyüteyim iyice. Şurası bakın arkadaşlar. Apsis M'dir. Ordinat da 3 bölü 4'tür. Ve her zaman M kare artı 9 bölü 16 işte 1'e eşit olacak. Pisagor ikisinin kareler toplamı hipotenüse eşit. Böylece M kare eşittir. Buradan öbür tarafa atarsak 1 eksi 9 bölü 16. Payda eşitlersek 16 eksi 9 bölü 16. M kare buradan 7 bölü 16. Kare kökünü al. M kök 7 bölü 4'e eşit olacak. Yani buradan cevabımız A şıkkı olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Olay bu arkadaşlar. Birim çemberde kareler toplamı 1'dir. Haliyle bu üçüncü soruya şimdi şu gözle bakalım. Hangisi verilen noktanın koordinatları olamaz? Bu arada şunu da belirtmem gerekiyor tabii ki. Trigonometride arkadaşlar birinci bölgede x de artıdır, y de artıdır. İkinci bölgede x eksidir, y artıdır.
Üçüncü bölgede hem x hem y işareti eksidir. Dördüncü bölgede x artıdır, y eksidir. O yüzden eksi 1'e eksi 1 şurası bakın hakikaten gördüğünüz gibi üçüncü bölge eksi. Burası bakın eksi 1'e 1 hakikaten anlıyorum ki eksiye artıymış ikinci bölge. Bakın 1 1 hakikaten burada artı artı. Dördüncü bölgeye bakıyoruz. Eksi artı gerçekten x artı arkadaşlar y de eksi. Burada da böyle bir kere daha göstereyim. Bunları böyle görmüş olun. Bölgeler birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Birim çember olduğu için, üçüncü bölgede olduğu için bunların işaretleri eksi eksi olacak. Zaten şıklarda hepsi eksi. Oradan eleyemem. O zaman arkadaşlar nereden elerim? Kareleri toplamı 1'e eşit olması lazım. Kök 3 bölü 2'nin karesi 3 bölü 4. Diğerinin karesi 1 bölü 4. 4 bölü 4'ten 1 oldu. Evet, A şıkkı olabilirmiş bu nokta. B şıkkına bakıyorum. 1 bölü 4 artı yine 3 bölü 4. 4 bölü 4 1 oldu, tamam olur dedim. Eksi 1 bölü kök 2 eksi 1 bölü kök 2. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 olduğu için arkadaşlar evet olur. 4 bölü 9 artı 5 bölü 9. 9 bölü 9'dan 1 oldu. Bu da oldu. Ancak 9 bölü 4 artı 25 bölü 4. Gördüğünüz gibi 34 bölü 4 birden büyük bir değer. O yüzden bu kesinlikle olamaz. Gelelim şimdi buraya. Ne demiş soruda bize? Birim çember üzerine P noktasıyla eşlenen açı gerçekten bakın pozitif yön. Saat yönünün tersi. Burada P noktasının ordinatı. Demin ne söyledim? Bu x, bu y olmak üzere artık apsis arkadaşlar kos alfa, ordinatta sin alfa. Böylece dördüncü sorunun cevabı direkt A şıkkı. Bitti, bu kadar. Kafana başka bir şeyle karıştırmana gerek yok. Hemen geçeyim. Şöyle alayım bakın şurayı. Şöyle bir birim çember verilmiş. Kök 3 bölü 2'ye 1 bölü 2 diye söylüyor. O zaman arkadaşlar bir saniye şunu bir sabitleyeyim ben. Evet bakın bu sefer noktanın koordinatları verilmiş. Kök 3 bölü 2 apsis 1 bölü 2 ordinat. O zaman arkadaşlar her zaman apsis kos alfadır. Her zaman ordinat sin alfadır birim çemberde. Bu yüzden sin alfa ne olacak? Direkt ordinat yani 1 bölü 2. Bu kısımlar ne güzel böyle kolay arkadaşlar. Gelelim şimdi buraya. Kos alfa nedir diyor. Bu hocam ama geniş açı özel bir şey yapacağız mı? Hayır. Pozitif yön olduğu an hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Apsis kos alfadır. Ordinat da sin alfadır. Yani cevabımız eksi 2 bölü 3 olur arkadaşlar. Evet dik üçgenin içinde tabii ki negatifler olamaz. Şöyle bir dik üçgende zaten açılar dar açıdır. Bu yüzden arkadaşlar burada uzunluklar negatif olamaz. Ama birim çemberde artık kos alfanın, sin alfanın, tan alfanın, kot alfanın negatif olabildiğini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi gelin bakın buraya. Sin alfa nedir denmiş. Böyle x ekseninden yani sıfırdan başlanmış. Buraya kadar gelinmiş. Haliyle ne olacak arkadaşlar? Burada apsis kos alfa olacak. Ordinatta sin alfa. Böylece sin alfa direkt eksi kök 3 bölü 2. Yoruma açık değil burası. Birim çemberde apsis ve ordinatı direkt böyle yazmalısın. Şimdi gelelim buraya. Kos alfa nedir denmiş. Kos alfa o zaman arkadaşlar bakın apsistir. Saat yönünün tersinde ilerlenmiş. Burada durulmuş. Kos alfa 3 bölü 5. Sin alfa da arkadaşlar eksi 4 bölü 5. Benden kos alfayı istiyor. 3 bölü 5 yani E şıkkı. İşaretlere de dikkat etmemiz lazım. İşte arkadaşlar birim çemberde trigonometrik bilgilerimiz bunlar. Son olarak dediğim gibi apsis kos alfadır, ordinat sin alfadır. İşaretler önemli. Neyse onu direkt yerine yapıştıracağız arkadaşlar. Bu şekilde bu dersi de tamamlamış olayım. Devam edelim yine trigonometriye. İşimiz bitmedi.